kulların aşılması, dağın, derenin, tepenin aşılması, kandan, irinden deryaların aşılması, onun arkasında cehennemin alevleri bile aşılır. Onun arkasında yeryüzünü 50.000 defa ve 50.000 kat, Nuh tufanı batsa yine aşılır. El verir ki onun arkasında olalım. Bizi onun arkasında yaratan Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Hayır, binlerce değil. Kainatın zerratı adedince hamd ve sena olsun. Hazreti Muhammed'in hasenatınca hamd ve sena olsun. Kıyamete kadar gelecek ümmetinin sevabı sayısınca ona da salat ve selam olsun. O gönüllerimizde dün ayrılmış gibi hala dipdiri yaşıyoruz. Ve biz gönül dünyamızda, ruh dünyamızda ona yaklaştıkça daha da onu açık, beyin, daha açık seçik seziyor ve hissediyoruz. Bize öyle geliyor ki, bana öyle geliyor ki demiyorum. Bize öyle geliyor ki, onun dünyasına yaklaştıkça sahabe-i kiramla ve onun dünyasını paylaşan başkalarıyla onun dünyasını paylaştıkça sanki bir adım daha atsak hemen onun nur iklimine girecekmişiz gibi oluyor. Ve zannediyorum siz sel'al bedru aleyna min semiyatil veda derken akabeden sizin görüş ufkunuza yeniden bir kere daha o nurani silüet zuhur etti gibi oluyordu. Ben öyle hissettim, öyle duydum. Zannettim siz onu büyük bir seziş, büyük keramet, büyük bir ihsan-ı ilahi olarak onun adına toplanan her meclise o geldiği için, gelip etrafında toplananları tebrik ettiği için, okşayıp başlarını öptüğü için, davranın çoğu gitti azı kaldı dediği için, sizler çoğunuz zahiriyle göremediğiniz bu mübarek gelişe dem tutuyor. Sel'al bedru aleyna min feniyyatil veda diyorsunuz. Biz bu türküyü kıyamete kadar söyleyeceğiz. Çünkü götürür, Allah göstermesin, ocaklardan uzak eylesin. Cehenneme dahi koysalar, ufkumuz açıldığı an فَلَحَلْ بَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَمِيَّاتِ الْوَدَى diyedi. Çünkü biliyoruz ki ashabını Medine'ye gönderdikten sonra Mekke'de kalmaya tahammül edemeyen cennete koysalar dahi ammetsiz tahammül edemeyecektir. Sizin en son neferinizi dahi alıp bağrına basmadan ben onun cennetin bazı bahçesini, yeşilini, çemenini, ovasını, obasını göreceğine ihtimal vermiyorum. Ne mutlu size ki benim şu dar, şu kırık, şu kirli çerçevem içinde ama zatında muhteşem olan Hazreti Muhammed'e ümmet olmuşsunuz. Ama ya ne ümmet, ne ümmet. Tatlı günler araştırıyor, yakaladığı tatlı günler içinde onu arıyor ve onu ararken hep onu vicdanında hissediyor. Uzakta değil, 14 asır ötede değil ve Türkiye'de dururken Mekke'de, Medine'de de değil, burada şanlı soyunun, senin şanlı soyunun kubbe kubbe inşa ettiği, çil çil kubbeler halinde Anadolu'nun bağrına taştı. Her kubbenin altında sizinle beraber aynı duyduğu, aynı düşünceyi paylaşıyor havasında. Siz onu düşünüyor ve tasavvur ediyorsunuz. Müjdeler olsun Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet olana. Yazıklar olsun, yazıklar olmuştur onun silkinden, zincirinden kopup gidenlere. Yazıklar olsun deyip ben dua etmeyeceğim. Kendilerine yazıklar etmişlerdir. Yazıklar etmişlerdir. Ona kem laf edenlere atıyorum.
Rabbinin aleyhinde söz edenlere acıyorum. Onu tanımamazlıktan gelenlere acıyorum. Onu sertaç iftihaçlar üzerinde korku görmeyenlere acıyorum. Acıyorum ona ithalayı lisanda bulunanları. Acıyorum Hazreti Muhammed'i bizim gibi bir insan görenleri. Acıyorum onun nuruna hayat boyu gözleri kapalı yaşayanları. Acıyorum. Acıyorum onun arkasındakilerine mülteci diyenleri. Acıyorum onu tanıyanlara irticaya gitti diyenleri. Acıyor. Telahüf ediyor. Ve insanlık adına üzülüyor ve utanıyorum. Mümine mülteci diyenden, müminin davranışlarını irtica görenlerden, insanlık adına utanıyorum. Allah'ı utanıyorum. Allah'ı utanıyorum. İnsanlığın bu kadar sükut edeceğinden utanıyorum. İnsanlığın bu kadar hayasızlaşacağından utanıyorum. İnsanlığın iftihar tablosuna karşı salya atmadan utanıyorum. Enes bin Nadir benim utancıma tercüman olmuştu. Ben hele bir kere daha mezarındayım da ben de burada inmeyeyim. Uhud'a yetişemediği için Allah beni Allah düşmanlarıyla karşılaştırırsa alim Allah görecekleri var benden demişti. Alim Allah görecekleri var benden demişti. Bilenmişti bu aklar gibi. Bir sene bilenmişti. İmanın intişarına engel olan karanlık ruhlar, karanlık düşünceler, din bilmeyen simsiyah ruhlar için bir sene bilenmişti. Peygamberin başını yaran, dişini kıranlara karşı hürriyet hakkını müdafaa etmek için bir sene bilenmişti. İnandıklarından dolayı kendilerini paria sayanlara karşı bir sene bilenmişti. Uhud'u tek başına görüşleyecekti. Orada Hamzalar, Musaflar, İbn-i Cahşlar olmasa bile ben yeterim bunlara diyordu. Ben yeterim. Bozguna uğrayan saplar onun göğsüne çarpıyordu. Ve dudaklarında benim biraz evvel sizlere teessüfler ve teneffüslerle borçlanayıp takdim ettiğim sözleri söylüyordu. Müslümanlara dönüp bakıyor şöyle diyordu. Allah'ım şunların yaptıklarından sana özür dilerim. Ve kafirlerin yaptıklarına dönüyor şöyle diyordu. Allah'ım şunların yaptıklarından da sana sığınırım. Ve yanından geçen bir sahabiye Resulullah'a selam söyle. Uhud'un arkasından cennet kokularının geldiğini duyuyorum diyordu. Caminin içinde buhur buhur kokan kokuyu derinlemesine ciğerlerinize kadar çekin. O Uhud'un arkasından gelen cennet kokusunu duyduğunuz hissedeceksiniz. Ben ne mutlu size. Ve yazıklar ettiler onu tanımayanlar kendilerine. Yazıklar ettiler aydınlık iklimine göz yumanlar kendilerine. Yazıklar ettiler mescidin yolunu unutmakla kendilerine. Yazıklar ettiler seccadeyi unutmakla kendilerine. Bunalımlara girdiler. Tatminsizliğe girdiler. Huzursuzluğa girdiler. Stretlere girdiler. Bin bir çeşit hastalıklara girdiler. Psikomatik rahatsızlıklara maruz kaldılar. Muhammedsiz bir dünyada sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bu zibace mahiyetinde size arz ediyordum.